Elimizde 2'ye üçlük böyle bir A matrisinin olduğunu varsayalım. Hatırlamak adına önce bu matrisin sıfır uzayı ve sütun uzayını gözden geçirelim. A'nın sıfır uzayı. N A ile gösterelim. Reküpte tanımlı x vektörlerinin kümesidir. Öyle ki bu arada, bu arada x vektörleri reküpte tanımlıdır çünkü A matrisinin 3 tane sütunu var değil mi? Tamam. Öyle ki A çarpı bu kümeye ait tüm vektörler eşittir sıfır vektörü. Yani A'nın sıfır uzayı bu denklemi sağlayan reküpteki tüm vektörlerin kümesidir. Bunu yazarak başlayabiliriz. Yapmamız gereken tek şey bu denklemi reküpte sağlayan bütün x vektörlerini bulmak. A matrisini bir daha yazalım. 2, eksi 1, eksi 3, eksi 4, 2 ve 6. Evet bunları reküpte tanımlı rastgele bir vektörle çarpacağız. Bu vektör ise x1, x2, x3 şeklinde bir sütun vektörü. Tanımımıza göre bu işlemin sonucu sıfır vektörüne eşit değil mi? R kare de tanımlı sıfır vektörü. Çünkü burada iki tane satır tanımlı. ikiye üçlük bir matrisi R küpte tanımlı bir vektör ile çarptığımızda ikiye birlik bir vektör ya da ikiye birlik bir matris elde ederiz. Başka bir ifadeyle R kare de tanımlı sıfır vektörünü elde ederiz. Evet. Elimizdeki bu denklemler sistemini çözebilmek için de ki bunlar 2x1 eksi x2 eksi 3x3 eşittir 0 vesaire şeklinde devam eden denklemler bu denklemleri çözebilmek için aslında arttırılmış matris yöntemini kullanabiliriz. Şuraya yazarak devam edelim. 2, eksi 1, eksi 3, eksi 4, 2, 6 ve bu matrisi eşit olduğu matrisi ilave edip çözümü bulmaya çalışalım. Bu noktadan sonra yapmamız gereken şey bazı satır işlemleri. Önce arttırılmış matrisi oluşturacağız. Daha sonra da arttırılmış matrisi satır indirgenmiş basamak matris haline getireceğiz. Unutmamak lazım ki bunlar satır işlemleri. Buradaki arttırılmış matrisin sağ tarafına hiçbir şekilde etki etmeyecek. Zaten A matrisinin satır indirgenmiş basamak matris halindeki sıfır uzayı ile A matrisinin sıfır uzayının eşit olmasının sebebi sebebi de budur. Her neyse buraya kadar sadece bazı argümanları gözden geçirmiş olduk. Şimdi ise elimizdeki eşitliği daha iyi anlayabilmek için bazı satır işlemleri yapmaya başlayalım. İlk satırı... 2'ye bölerek başlayabiliriz. Evet buradaki ilk satırı 2'ye bölersem elimde 1, Eksi 1 bölü 2, eksi 3 bölü 2 ve sonra da tabii ki 0 bölü 2'den 0 kalır. Şimdi de bu satırı sadeleştirmek için bakalım ne yapabiliriz? 4 ile bölebiliriz değil mi ki bunu yapmakta hiçbir problem yok. Eğer bu satırı 4 ile bölersem elimde eksi 1, 1 bölü 2 ve 3 bölü 2 sonra da 0 bölü 4'ten 0 kalacak. Sıradaki adım için ilk satırı aynen yazabilirim. Evet ilk satırı aynı tutacağım. Yani buraya 1, eksi 1 bölü 2 ve eksi 3 bölü 2. Tabii ki sağ taraf için de 0 yazacağım. Şimdi ise elimizdeki ikinci satırı ikinci satır artı birinci satır ile değiştireceğim. Burada tek yaptığım şey satır işlemleri. Bu durumda Eksi 1 artı 1 eşittir 0. 1 bölü 2 artı eksi 1 bölü 2 eşittir 0. 3 bölü 2 artı eksi 3 bölü 2 0. Ve tabii ki 0 artı 0 da 0. Peki şimdi elimizde ne var? Bu aslında şu anlama geliyor. X1 şu şekilde yazmaya devam edersem. X1 bir saniye sanırım bunu en iyi şu şekilde ifade edebiliriz. Elimizdeki ifade aslında A'nın satır indirgenmiş basamak matrisi haline dönüşmeye başladı. Burada 1, eksi 1 bölü 2, eksi 3 bölü 2 ve ikinci satırda da sadece sıfırlar var. Bu çarpı x1, x2, x3 eşittir r karede tanımlı sıfır vektörü. Bu aslında arttırılmış matrisin farklı bir açıdan değerlendirilmesi. Bunun anlamı ise bu kısım bize pek faydalı değil. Bunun açılımı 0 çarpı bu artı 0 çarpı bu artı 0 çarpı bu eşittir 0 ve bu eşitlik bize herhangi bir bilgi vermiyor maalesef. Fakat buradaki ilk satırın açılımı 1 çarpı x1 eksi 1 bölü 2 çarpı x2 eksi 3 bölü 2 çarpı x3 eşittir 0. Elimizdeki bu eşitliği sağlayan bütün x vektörleri buradaki 0 uzayında tanımlı. Buna farklı bir açıdan bakarak şu şekilde yeniden yazabiliriz. x1 eşittir 1 bölü 2 x2 artı 3 bölü 2 x3. Ya da sonucumuzu vektör biçiminde ifade etmek istersek şu şekilde de yazabiliriz. Elimizdeki sıfır uzayı eşittir. Buradaki şartları sağlayan ve x1 x2 x3 şeklindeki bütün vektörler kümesi. Peki bunlar neye eşittir? Biliyoruz ki x2 ve x3 bağımsız değişkenler. Bu vektörler pivot olmayan elemanlarla ya da pivot olmayan değişkenlerle bağlantılı ya da satır indirgenmiş basamak matris halindeki pivot olmayan sütunlarla bağlantılı. Burada gördüğümüz aslında pivot sütunu, değil mi? Devam edelim. Burası eşittir x2 çarpı bir şey artı x3 çarpı bir şey. Bu ikisi elimizdeki bağımsız değişkenler. Burada x1 eşittir 1 bölü 2 x2 artı 3 bölü 2 x3. Bu durumda x2 eşittir x2 çarpı 1 artı 0 çarpı x3 olur. Aynı şekilde x3 eşittir 0 çarpı x2 artı 1 çarpı x3 olacaktır. Peki, 0 uzayı. Bunlar aslında herhangi bir reel sayı olabilir. Bunlar bağımsız değişkenler. Bu durumda 0 uzayı aslında bu ve bu vektörün tüm lineer birleşimleri olarak tanımlanabilir. Bir vektör kümesinin tüm lineer birleşimleri ise bu vektörlerin germesi olarak tanımlanır. Bu durumda 0 Sıfır uzayı 1 bölü 2 1 ve 0 vektörünün ve unutmamak lazım ki bu iki vektör reküpte tanımlı ve 0 uzayı da zaten reküpte tanımlı vektörler kümesi olacak. Öyleyse 0 uzayı bu ilk vektör ve buradaki ikinci vektörün germesidir. Bu ikinci vektörde 3 bölü 2 0 ve 1. Evet, buraya kadar anlaşıldı sanırım. Şimdi, bizim A matrisinin sütun uzayı nedir? Evet, buradaki A matrisinin sütun uzayı aslında bütün bu elemanların oluşturduğu sütun vektörlerinin tüm lineer birleşimleridir. Daha basit bir ifadeyle sütun vektörlerinin germesidir ki bu da 2 eksi 4 eksi 1, 2, eksi 3 ve 6'nın germesine eşittir. Bunların hepsi ayrı ayrı birer vektör. Yani bu üç vektörün germesi. Öncekinden farklı olarak bu vektörleri bağımsız değişken olarak nitelendiremeyebiliriz. Ki aslında bunu satır indirgenmiş basamak matris halinde yazdığımızda daha iyi görürüz ki bu matrisin taban vektörleri elimizdeki pivot sütunlara bağlıdır. Elimizdeki ilk pivot sütunu burada. Yani matrisin ilk sütunu. Bu noktada varsayımda bulunabilir ve bu sütunu taban vektörü olarak kullanabileceğimizi düşünebiliriz ki bunu yapmak mantıklı da olur. Çünkü bu eleman aslında eksi 2 çarpı bu sütun. Bu ise Eksi 3 bölü 2 çarpı bu sütun. Yani buradaki bu iki eleman kesinlikle bunun bir lineer birleşimi olarak gösterilebiliyor. O halde bu eşittir sadece 2 eksi 4 vektörünün germesi olur. Yani e, bu vektör eşittir sütun uzay tabanı olur. Şimdi eğer A matrisinin rankını bulmak isteseydik ki bu kısım biraz konu anlatımı gibi oluyor ama A matrisinin rankı eşittir sütun uzayı tabanındaki vektör sayısı olacaktı ki buradaki durumda ise rank 1 olur. Şimdi buraya kadar anlattıklarım konu anlatımı biçiminde oldu ama Son birkaç videoda devriklerle uğraşıyorduk. O zaman şimdi burada keşfettiklerimizi devriklerde kullanmaya çalışalım. A'nın devriğini şu şekilde yazabiliriz. A'nın devriği eşittir 2, eksi 1, eksi 3 yani buradaki ilk sütun sonra da ikinci sütun yani eksi 4, 2 ve 6. Bu bizim devrik matrisimiz. Şimdi de devrik matrisin sıfır uzayını ve sütun uzayını bulmayı deneyelim. Sıfır uzayı için bu matrisi satır indirgenmiş basamak matris halinde yazmakla başlamak gerekiyor. Böylece bu devrik matrisin sıfır uzayını bulabiliriz. Daha önce yaptığımız yöntemi burada tekrar kullanarak devam edelim. Şu şekilde yazabiliriz: A'nın devriği 3'e 2'lik bir matris. Sıfır uzayı eşittir R karede tanımlı bütün x vektörleri. Burada dikkat etmek lazım, R küpte tanımlı değil vektörler artık, çünkü devrik matrisin sıfır uzayını arıyoruz burada. Öyle ki A'nın devriği çarpı x vektörleri eşittir sıfır vektörü. Daha önce de kullandığımız yöntemi aynen tekrarlayabiliriz. Arttırılmış matris oluşturmakla başlayabiliriz ve sonra da matrisin satır indirgenmiş basamak matris halini oluşturup sıfıra eşitleyebiliriz. O zaman hadi başlayalım. Satır indirgenmiş basamak matris halini bulalım. İlk satırı... 2'ye bölebilirim değil mi? Amacım bu matrisi satır indirgenmiş basamak matris halinde yazmak. İlk satır 2'ye bölününce 1 eksi 2 olur. İkinci satır ne ile bölelim? Aslında bölmeye gerek yok. Evet burayı aynı bırakalım. Yani eksi 1'e 2. Daha sonra da üçüncü satırı 3 üç ile bölebiliriz. Evet yani eksi 1 ve 2. Şimdi ilk satırı değiştirmeyelim. 1 eksi 2. Iki. İkinci satırı ise buradaki ikinci satır artı birinci satır ile değiştirelim. Yani eksi 1 artı 1 0 ve 2 artı eksi 2 0. 2 tane 0. Üçüncü satır için de aynı şeyi yapıp onun yerine üçüncü satır artı birinci satırı yazalım. Burada da iki tane sıfır elde ederiz. Şimdi bu elimizdeki A'nın devrik matrisinin satır indirgenmiş basamak matris hali. Ve bunun sıfır uzayı ile A'nın devriğinin sıfır uzayı aynı şey. Bu matrisin sıfır uzayını bulmak için bu matrisi bir daha yazayım. Çarpı x1 ve x2 vektörlerinin matrisi eşittir 0, 0, 0 denkliğini sağlayan bütün çözümleri bulabiliriz. Pardon, bu sıfırlar vektör değil. Bunlar sadece matrisin elemanları. 0, 0, 0. Evet. Şimdi Buradaki iki satır çözüm için hiç kullanışlı değil ama ilk satır işimize yarayacak. Elimizde 1 çarpı x1 var. Unutmayalım ki bu pivot sütunu ve bu sebeple x1 pivot değişkeni iken x2 bağımsız değişken. Anlaşılması adına tekrar söyleyelim. Buradaki ilk sütun pivot sütunu ve a'nın devriğine dönüp bakarsak buradaki ilk sütun pivot sütunu ile bağlantılı. Kendi sütun uzayı ele alındığında bu sütun aslında alt uzayda kapsanan vektör lerden biri olur. Daha önce gördüğümüz şeyleri özetlemiş olduk böylece. Burada tek yaptığımız aynı şeyleri devrik matrise uygulamak. Sıfır uzayı konusuna geri dönelim şimdi. Buradan anlıyoruz ki 1 çarpı x 1, yani x 1 eksi 2 çarpı x 2 eşittir 0 ya da başka bir ifadeyle x 1 eşittir. 2 çarpı x2. Bu demek oluyor ki burada gördüğümüz elemanları kapsayan ve bu eşitliği sağlayan r karede tanımlı bütün vektörler a'nın devriğinin sıfır uzayında tanımlıdır. Yazarak ifade etmeye çalışalım. a'nın sıfır uzayı eşittir. R karede tanımlı bütün x1 ve x2 vektörlerinden oluşan küme öyle ki x1 ve x2 matrisi eşittir. Şimdi bakalım elimizdeki bağımsız değişken x2 öyleyse x2 çarpı 1 vektör elimizde x1 eşittir 2 çarpı x2 olduğuna göre bu ilk eleman 2 olurken ikinci eleman ise 1 çarpı x2'den 1 olacak. Peki bu neye eşit? Bu eşittir bu vektörün tüm lineer birleşimleridir. O zaman diyebiliriz ki bu eşittir 2 ve 1 vektörünün germesi ki bu da aslında 0 uzayına eşit. Ee, şunu yanlış yazmışım. Burası A'nın devriğinin 0 uzayı. Bu tür işlemlerde çok dikkatli olmak gerekiyor. Peki, o zaman sütun uzayı nedir? A'nın devriğinin sütun uzayı A'nın devriğinin sütun uzayını A'da tanımlı sütun vektörlerinin tüm lineer birleşimleri olarak tanımlayabiliriz. Ya da bu ve bu sütun vektörlerinin germesi olarak tanımlayabiliriz. Ama biliyoruz ki bu matrisi satır indirgenmiş basamak matris halinde gösterdiğimizde sadece bu sütun vektörü bir pivot vektörü ile bağlantılıydı. Bu da demektir ki bu vektör aslında bu ilk sütun vektörünün bir lineer birleşimi. Bu ilk vektörü eksi 2 ile çarparsak buradaki ikinci vektör vektörü elde ederiz. Şimdiye kadar öğrendiğimiz her şeyle tutarlı bir çıkarım. O zaman A'nın devriğinin sütun uzayı eşittir sadece buradaki vektörün germesi yani 2, eksi 1 ve eksi 3 vektörünün germesi. Bu yaptığımız gayet güzel ve gayet sade bir uygulama oldu. Unutmamak lazım buradaki germe reküpte tanımlı ve bir doğruyu ifade etmekte. Belki bir sonraki videoda daha görsel bir gösterim yapabiliriz. Bu videoda bu alıştırmaları yapmamızın sebebi devrik matrislerin sıfır uzayı ve sütun uzayı konularını açıklamaktı. A'nın devrik matrisinin sütun matrisinin ne olduğunu bir kez daha ele alalım. Bu sütun matrisi bu ve bu vektörün germesini kapsayan alt uzay. Ve gördük ki bu ikinci vektör aslında ilk vektörün lineer birleşimi. Çünkü bu ikinci vektörü bir skalerle çarparak buradaki ilk vektörü elde edebiliyorum. Bu durumda sadece ilk vektörün germesi olarak tanımlayabilirim sütun matrisini değil mi? Şimdi hatırlarsak bu sütun vektörü A matrisinin satır vektörüydü. Bu demektir ki A'nın devriğinin sütun matrisi A'nın satır vektörlerinin germesi olarak da tanımlanabilir. Buradaki satır A'nın devriğinin sütun uzayında tanımlı sütun germesinin asıl kaynağı ve tabii ki bu ikinci satır ilkenin lineer birleşimi olarak tanımlanabilir. Bunun başka bir anlamı da şu. Devrik matristeki sütun germesi eşittir bu satır vektörlerinin germesinin kapsadığı alt uzay ki bunu da A'nın satır uzayı olarak adlandırabiliriz. Şuraya yazalım bunu. Bunu genel bir kural olarak ele alabiliriz. Sadece bu örnekle sınırlı değil. Herhangi bir matrisin devriğinin sütun uzayı eşittir o matrisin kendisinin satır uzayı. Bu gayet mantıklı. Çünkü A matrisinin satırlarını başka bazı vektörlerin devriği olarak tanımlayabiliriz. Bu ilk satır, bu da ikinci satır ve bu şekilde eninci satıra kadar giden bir matris olduğunu düşünelim. Bunların hepsi devrik vektörler ve sadece satırları ifade eden vektörler. Bu vektörlerin germesinin kapsadığı uzay aslında aynı matrisin devriğinin sütun uzayına eşittir. Çünkü bu matrisin devriğini aldığımızda bu satırlar aslında sütun haline gelir. Böylece bir matrisin satır uzayı aslında devriğinin sütun uzayı olur. Devrik matrisin sıfır uzayı ise bu eşitliği sağlayan bütün x vektörleriydi. A'nın devriği çarpı x vektörü eşittir sıfır vektörü. Bu denklemin iki tarafının da devriğini almak istersek ne elde ederiz? Şimdi bunu düşünelim. Daha önceki videolarda devrik matrisin özelliklerini de öğrenmiştik. Bu ifade aslında bu iki matrisin eşitlikte yer değiştirilerek devriklerinin alınması ve sonra çarpılması demek. O zaman önce x vektörünün devriğini yazmamız gerekiyor buraya. X vektörünün bir sütun vektörü olduğunu varsayalım. Bu durumda devriği alındığında satır vektörüne dönüşür. Sonra da çarpı A'nın devriğinin devriği ve bu da eşittir sıfır vektörünün devriği. Şu şekilde de yazabiliriz bu eşitliği. Bir sütun vektörü x'in devriği çarpı a'nın devriğinin devriği neydi? Evet a'ydı değil mi? Kısacası buradaki sütun vektörü x'in devriğini alıyoruz ve satır vektörü elde ediyoruz. Bildiğiniz gibi vektörleri aslında matris olarak da değerlendirebiliriz. Eğer bu devrik vektörü R üzeri N'de tanımlı olsaydı 1'e N'lik bir matris olurdu. Kural gereği bu iki matrisin yerini değiştirmiş olduk ve bu ilk vektörü A'nın devriğinin devriği ile çarpıyoruz. A'nın devriğinin devriği ise A'ya eşittir. Buradaki denklik gereği bu iki matrisin çarpımı eşittir sıfır vektörünün devriği olmalı. Şimdi bu ilginç bir sonuç. Bu eşitlik orijinal A matrisi üzerinden tanımlı. A'nın sıfır uzayı neydi peki? A'nın sıfır uzayı A çarpı x vektörü eşittir sıfır vektörü şartını sağlayan bütün x vektörlerinin kümesiydi. Yani sıfır uzayı tanımında x vektörü A'nın sağındaydı. A'nın sıfır uzayı bu eşitliği sağlayan x vektörlerinin kümesiydi. A'nın devriğinin sıfır uzayı ise buradaki eşitliği sağlayan bütün x vektörlerinin kümesiydi. Başka bir ifadeyle şunu söyleyebiliriz. A'nın devriğinin sıfır uzayı A'nın devriği çarpı x vektörü eşittir sıfır vektörü şartını sağlayan bütün x vektörlerinin kümesidir. Bu A'nın devriğinin sıfır uzayı. Aynı şeyi şu şekilde de ifade edebiliriz. X'in devriği çarpı A eşittir sıfır vektörünün devriği şartını sağlayan bütün x vektörleri kümesi bunun için yeni bir terimimiz var. Buna A matrisinin sol sıfır uzayı denir. Peki neden sol sıfır uzay? Çünkü buradaki x vektörleri çarpma işleminde A'nın solunda. Normalde ise sıfır uzayı tanımında x vektörü A matrisinin sağındadır. Ama burada devrik matrisin sıfır uzayını bulmaya çalıştığımız için devrik matris özellikleri gereği sıfır uzayı buradaki devrik vektörün A matrisi ile çarpımına eşit olur. Bu eşitliği sağlayan bütün x vektörlerine ise sol sıfır uzayı denir ve normal sıfır uzayından farklıdır sol sıfır uzayı. Şunu altını çizerek söyleyelim. A'nın devriğinin sıfır uzayı buradaki vektörün germesiydi. Bu aynı zamanda A'nın sol sıfır uzayı demektir. Peki orijinal A matrisinin sıfır uzayı neydi? Orijinal A matrisinin sıfır uzayı esasen reküpte tanımlı bir düzlemdir. A'nın sıfır uzayı bir düzlemdir. A'nın sol sıfır uzayı ise R karede tanımlı bir doğrudur. İkisi birbirinden çok farklı. Peki satır uzayı konusuna geri dönersek. A'nın satır uzayı neydi? A'nın satır uzayı reküpte tanımlı bir doğrudur. A'nın satır uzayı reküpte tanımlı doğru. Peki A'nın sütun uzayı neydi? A'nın sütun uzayı şurada nereye yazmıştım onu? Bu elimizdeki tek lineer bağımsız vektör esasen R karede tanımlı bir doğrudur. Hepsine bu açıdan bakınca ne kadar farklı şeyler olduklarını anlamak daha kolay oldu sanırım. Ama bir süre daha devam edip hepsinin birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğunu daha detaylı göreceğiz. Şimdi size göstermek istediğim bir şey daha var. Buradaki vektörün rankının 1 olduğunu daha önce bulmuştuk. Çünkü bu matrisi satır indirgenmiş basamak matrisi haline getirdiğimizde elimizde sadece bir tane pivot sütunu kalmıştı ve taban vektörlerini de buradaki pivot sütunuyla bağlantılı vektörler olarak göstermiştik. Taban vektörlerin sayısı bize elimizdeki uzayın boyutunu verir. Öyleyse buradaki sütun uzayının boyutu 1'dir ki bu da esasen rank ile aynı anlama gelir. Peki A'nın devriğinin rankı nedir? Buradaki örnekteki A matrisinin devriğinin rankını devrik matrisi satır indirgenmiş basamak matris haline getirip sonra da bu indirgenmiş matrisin lineer bağımsız sütun vektörü sayısını bularak elde edebiliriz. Buradaki lineer bağımsız sütun vektörü sayısı ise 1. Bu da demektir ki sütun uzayının rankı 1'dir. Genel olarak konuşmak gerekirse bu durum her zaman geçerlidir. A'nın rankı ya da A'nın sütun uzayının boyutu her zaman A'nın devriğinin rank'ına eşittir. Biraz düşününce herkese çok mantıklı gelecektir. A'nın rank'ını bulabilmek için temelde yaptığımız A'nın kaç tane pivot sütununun ya da pivot değişkeninin olduğunu bulmak. A'nın devriğinin rank'ını bulabilmek içinse esasen yaptığımız bu sütunların kaçının lineer bağımsız sütunlar olduğunu bulmak ya da bunların kaçının lineer bağımsız olduğunu bulmak. Burası biraz kafa karıştırıcı gelebilir ama temelde çok basit. Bunların ikisi de aslında buradaki satırların kaçının lineer bağımsız olduğu sorusuyla aynı. Elimizdeki bir devrik matrisin sütunlarının kaç tanesinin lineer bağımsız olduğunu sormakla orijinal matrisin satırlarının kaç tanesinin lineer bağımsız olduğunu sormak temelde aynı şey. Ve buradaki matrisi satır indirgenmiş basamak matrisi haline getirirken yaptığımız tek şey satır işlemleri satır indirgenmiş basamak matris halindeki her şey bu yukarıdaki elemanların lineer birleşimleri ya da tam tersi olarak da düşünebilirsiniz. Yukarıdaki bütün bu matris elemanları satır indirgenmiş basamak matris halindeki matris elemanlarının lineer birleşimi. Bu demektir ki bir matrisin sadece bir pivot değişkeni varsa ya da sadece bir pivot satırı varsa bu pivot değişkeni satır uzayını kapsayan temel vektör olarak kullanılabilir. Ya da matristeki bütün satırlar pivot satırının lineer birleşimi olarak kullanılabilir. Bundan ötürü pivot satırlarının sayısını bulup ki bu örnekte bir tane var satır uzayının boyutunun bir olduğunu söyleyebiliriz şimdiye kadar öğrendiklerimizden orijinal matrisin satır boyutu ile devrik matrisin sütun boyutunun aynı olduğunu da biliyoruz daha fazla kafa karışıklığına sebep olmadan bu uzun videoyu artık bitirebiliriz umarım bu anlattıklarım devrik matrisin rankının orijinal matrisin rankına eşit olduğuna sizleri ikna etmiştir